Yani bu 12 gibi yani. Abi seni yanlış anlamadım. Olsa bile anlattıkları demir kalınlığı uygun. Bak demir kalınlığı zemin artı şeye göre uygun. Yok bağlantılar yok. Kalınlığı uygun, aralığı uygun değil. Aralığı uygun değil. Bir şey burayı zaten şey kırmıştır. Denetleyerek kırmıştır. Burada aslında bahsedildiği gibi tüm Malatya'da yaşanana benzer bir durum yok. Tüm Malatya'da yaşanan durumun artısı var. Çünkü buradaki vatandaşlar Yakınca'da, Bostanbaşı'nda oturan vatandaşlardan farklı olarak sadece denetleyen değil, sadece ruhsat veren değil, aynı zamanda burada burayı yaptıran, her yerde reklamını veren, her yerde, örneğin bakın Yeşil Top Söğüt Konakları'nın resmi sitesinde Sayın Belediye Başkanı'nın güvencesiyle satılan reklamının Birek Mehmet Çınar tarafından yapıldığı, Malatya'nın her yerinde billboardlara ve hala sitesinde depreme dayanıklı, deprem yönetmeliğine uygun olarak yapıldığı iddia edilen bu Yeşil Top Söğüt Konakları'na revat. Dağ tapuları eline geçtikten 6 ay içerisinde yapılan ilk depremde mağdur oldular ve bugün burada bu konaklarda maalesef hiç kimse yaşayamıyor. Bakın, bundan daha kötü olan bir durum var. Malatya'da deprem hepimizin canını yaktı ama depremden sonra süren belirsizlik vatandaşımızı daha çok mağdur etmekte. Vatandaş Malatya'nın her yerinde evinin az hasarlı mı, ağır hasarlı mı, orta hasarlı mı olduğunu maalesef bilmiyor. Devletin verdiği rapora güvenmiyor. Bakın, dikkatinizi çekmek istiyorum. Yeşilyurt Belediye Başkanlığı, Yeşilyurt Belediyesi, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın verdiği rapora güvenmiyor. Bakın, basından arkadaşların çekmesini rica ediyorum. Bu binaya Çevre Şehircilik Bakanlığı ağır hasarlı raporu vermiş. Kapıya kırmızı etiketi yapıştırmış. Ki zaten kolon sadece gözle bakıldığında bile işçilik hatası denilmeyecek derecede ve kullanılamaz halde oldukları belli. Ama Yeşilyurt Belediyesi ne yapmış? Vatandaş Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na nasıl güvensin? Kamunun bir organı olan Yeşilyurt Belediyesi iki defa Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen ağır hasarlı rapora güvenmemiş. Gitmiş üniversiteden kamunun parasıyla üniversiteden, üç ayrı üniversiteden hoca getir buraya ağır hasarlı olduğunu değil de orta hasarlı ya da az hasarlı olduğunu söylüyor. Şimdi buradaki vatandaş ne yapsın? Çevre Şehircilik Bakanlığı'na mı güvenecek? Yeşilyurt Belediyesi'nin yaptığı özel teste mi güvenecek? Bu vatandaşları bu belirsizlikte bırakmaya kimin hakkı var? Eğer Yeşilyurt Belediye Başkanı Çevre Şehircilik Bakanlığı'na güvenmeyin kardeşim. Bu testler doğru değilse bu üniversite hocalarına yaptırdığı testi tüm Malatya'ya yaptırmak zorundadır. Yok eğer bu doğruysa buradaki vatandaşların haklarını gidermek zorundadır. Bakın, binanın yapı ruhsatında açık belirtilmiş. Kamuoyuyla, basın mensubu arkadaşlarla paylaşılacağız. Burada tuğla kullanılması gerekirken işte burada hepimizin gözü önünde binanın da tamamında var. Birket kullanılmış. Bu binanın ne şartlarda yapıldığını hepimiz biliyoruz. Burası Malatya'da buradan ev alan bu vatandaşlar Kocaeli müteahhiti nereden tanısınlar? Ha, Kocaeli müteahhiti belki Yeşilyurt Belediye Başkanı tanıyordur. Pandemi koşullarında pazarlık usulüyle hem burayı hem Yeşilyurt Belediye binasını yaptırdığı bu müteahhit kimdir? Ne tür bir ilişki vardır? Neden normal ihaleyle verilmemiş de pazarlık usulüyle verilmiştir? Aynı ilişkiyi kullanarak bu vatandaşın o müteahhite pazarlık usulüyle ihale verecek o ilişkiniz nasıl varsa aynı ilişkiyi kullanıp bu vatandaşın da sorununu çözün o zaman. Bari yaptığınız kural dışılığı bugün vatandaşın hakkını savunmak için yapın. Ben Top Söğüt sakinlerinden Seda Güven. Evi temelden aldım. Tüm birikimimi, hepsini bu eve verdim. Şu an altın borcum var. Evime yeni taşındığım için
İşte evime dolap yaptırdım, birkaç eşya aldım. Şu an bir sürü borcum var. Aynı zamanda ev borcum var. Bunların hepsini belediyemize güvenerek eve aldım ben. Bizim ilk eve girdiğimizde evin içinde malzemeden dolayı çok sıkıntı vardı. Bunların hepsini göz ardı ettik. Dedik ki yeni eve taşındık. İşte malzeme sıkıntılı dediğimiz zaman, neden böyle olduğu dediğimiz zaman bize dediler ki işte işçilik hatası. Biz bunları göz ardı ettik. Yeter ki dedik, bize dediler ki eviniz çok sağlam, temeli çok sağlam. Biz buna güvenerek aldık. Şu an deprem oldu. Depremden bu yana hiçbir şekilde bize bir kere bile nasılsınız diye sorulmadı. Depremden bu yana biz çadırda kaldık, biz dışarıda kaldık. Biz belediyemize güvenerek bu evleri aldık. Şu an mağduruz. Şu an bizim istediğimiz tek şey ya bizim evimizin parasını güncel fiyatıyla versinler ya da bu evleri söküp tekrardan yapsınlar.